Merhaba millet. Bugün Rock in Rio günü. Muhtemelen dünyanın en büyük metal müzik festivallerinden, rock müzik festivallerinden bir tanesi. Şu anda oraya geldik. Festival alanına geldik ve giriş yapacağız. Bugün size bununla ilgili bir video çekeceğim. Buradan elimden geldiğince güzel görüntüler alıp sizinle paylaşmaya çalışacağım. Eşimle birlikte ve abilerimle birlikte. Onlar arkada selfie çekiyorlar şu anda. Çekeceğiz. Şöyle size ön tarafı da girişi de bir göstereyim. Burası özel giriş. Biz özel bir otobüse geldiğimiz için biz buradan giriyoruz. Diğer tarafta inanılmaz bir kuyruk var. Tahminen 100 bin, 200 bin kişi kadar bir kişinin konserde olmasını bekliyoruz. Iron Maiden var bugün. Zaten burası Olympic Park. Say hi. Merhaba. Burası Olympic Park aynı zamanda. Olimpiyatlar için yapılmış bir alan. Fakat Rock in Rio kullanıyor şu anda burayı. Burası da giriş bölümü. Şimdi buradan giriş yapacağız. İşte üzerimizi arayacaklar falan filan. Bazı şeyleri sokabiliyoruz, bazı şeyleri sokamıyoruz içeri. Bakalım, müzik yavaş yavaş geliyor zaten. Duyuyorsunuzdur muhtemelen. Şu anda ben girişi geçtim. Gördüğünüz gibi burada kontrol yapılıyor. Aynı zamanda kartları okutuyoruz, geçiyoruz. Biletleri. Şimdi içeri gireceğiz. Buradan. Biz erken geldik. Saat 3 şu anda. Tabii yavaş yavaş kalabalık geliyor. Artıyor. Giriyoruz. Hoje, 5 vezes. Quinta vez. Burası da Rock in Rio resmi ürünlerinin satıldığı yer. Burası da benim mekan. Buradan içkilerimizi alıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Şu Kaixa, Kaixa yazan şeyler kasa. Onlara parayı ödüyorsunuz, size bilet veriyorlar. O biletten de biranızı alıyorsunuz. Burada Bob's Burger var. Burası hamburger. Burada roller coaster var. Ah, moleque bom, moleque bom!
tanesi burada Black Pantera çalıyor şu anda. Akabo. Cinco minutos. Ha bitmiş. Bitmiş. Burada Black Pantera vardı, bitmiş. Şimdi bu sahneyi bir sonraki konser için hazırlayacaklar. O sırada başka sahnede devam ediyor. Sepultura konseri bitti. Şimdi bundan sonraki konseri, Iron Maiden konserini bekliyoruz. O arada da dönme dolaba bineceğiz. Oradan da yine video paylaşırım sizinle. Buradan görüntüleri de aynı şekilde koymaya devam edeceğim. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan şu anda dinleniyoruz biraz. İşte Sepultura konseri bitti. Belki duyuyorsunuzdur, fonda Steve Vai çalıyor. Living Color grubuyla birlikte. Şimdi işte bir sonraki grubu Gojira'yı bekliyoruz. Gojira, arkasından Iron Maiden, arkasından da Dream Theater çıkacak. Saat 7-7.30 gibi bir şey şu anda. Akşam tabii. İşte tahminen gece 2'ye kadar, sabah 2'ye kadar devam edecek. O yüzden biraz dinleniyoruz şu anda. Ortadayız. Sadece müzik dinliyoruz. Oturduk. Dinleniyoruz biraz. Biz şu anda Rock in Rio etkinlik alanının önündeyiz. Burası Olimpiyat Parkı aynı zamanda. Eşimle birlikte. Şimdi bu Rock in Rio yazısından birlikte içeri gireceğiz. Burada böyle ufak bir video yapmak istedim, hatıra olması açısından.
Ve Rock in Rio'ya doğru gidiyoruz, evet. Muhtemelen dünyanın en büyük rock festivallerinden bir tanesi. İlk festivale 1.4 milyon insan katılmış toplamda. Normalde festival 7 gün sürüyor. Fakat sadece bir günü metal müziğe ayrılıyor. Geri kalan günlerde diğer müzik grupları da çakıyor. Yani pop müzik var, işte Brezilya müziği var, elektronik müzik var. Her türlü müzik çalınıyor ortamda. Fakat ben tabii kendim kişisel olarak bir metal müzik fanatiği olarak metal müzik için geldim bugün. Bugün çıkan gruplar Dream Theater, Iron Maiden, Gojira, Bullet for My Valentine, Sepultura. Sepultura milli grubumuz, Brezilya'nın milli grubu. O yüzden her türlü Brezilya event etkinliğinde Sepultura'yı görebilirsiniz. Böyle büyük bir etkinliğe bu benim ikinci gelişim. 2019 yılında geldim ilk defa. Tabii normalde 2 yılda bir yapılıyor. 2021 yılında yapılması gerekiyordu. Pandemi yüzünden yapılamadı. Doğal olarak da şimdi 2022 yılında yapıyorlar. Müthiş bir etkinlik.
Thank you.